Bartın'da sel, sağanak yağış etkili oldu ve sağanak yağışla birlikte de bir köprü çöktü. İki köye şu anda ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın Karabük Karayolu'nun Yenihan mevkiinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı. Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan 20 kişinin yardımına da ekipler yetişti. Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerlerinin sel sularına kapıldığı görüldü. Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerin de yıkıldığı öğrenildi. Bartın'daki sele ilişkin son bilgileri Vali Sinan Güner paylaştı ve bazı köylere ulaşım sıkıntısının yaşandığını söyledi. Son çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. 03 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Abdipaşa merkezli olarak gelmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz yer biliyorsunuz Bartın Abdipaşa Ulus istikametindeki yol. Burada siz de gördüğünüz çeşitli heyelanlar sebebiyle yol kapalıydı. O heyelanlar açıldı, buraya kadar ulaştık. Bundan sonra menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Şurada gördüğünüz servis yoluyla ulaşımı Abdipaşa'ya doğru sağlamış olduk. Şurada evler vardı dere yatağında. Oradakileri kurtardık. Şurada aracın üstünde yardım bekleyenler vardı. Sele kapılmış araçlar. Onları kurtardık. Yine şu arkanızdaki istikametteki köylerde evlerde kalanları kurtardık. Özetle şu anda ulaştığımız bilgi Akören Söküler Köyü'ne 3 kilometredeyiz. Bütün köprüler yıkılmış. Servis yollarıyla geçmeye çalışıyoruz ve Ulus'un büyük köylerinden olan Zafer Köyü'nde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük istikametinden, Karabük Valiliğinden destek istedik. O taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar. Ben de şimdi o tarafa geçiyorum. Size haber vereceğim. Sağ olun. Teşekkür ederim.